Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırfırlı pompon lif yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Hem kullanışlı, şöyle asabileceğiniz banyonuza hoş bir model. Yapımı da gayet kolay, eminim kolaylıkla yapabilirsiniz benimle birlikte. Evet, boyutunda dilerseniz bakın boyut bence ideal ama daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl yaptım onu anlatayım. 2,5 metre kadar zincir çektim arkadaşlar. 2,5 metre zincir çektikten sonra biliyorsunuz bunlar lif fırfır arkadaşlar. Fırfır yaptım. Yapımı da videoda göstereceğim inşallah. Fırfır yaptım. Ondan sonra o kutucuklar içine fırfır yaptıktan sonra üzerini gördüğünüz gibi kırmızıyla yapmışım. Öbür tarafını çevirip 4 sıra kutu tekniği yaptım. Sonra da şöyle bağcık yapıp o bağcık geçirdim arkadaşlar, bağladım, böyle top şeklini aldı, gayet güzel oldu. Beğenirseniz inşallah dediğim gibi beraber kolaylıkla yapabiliriz. Evet, tığ olarak da 6 numara 1,4 milimetrelik tığ kullandım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben dediğim gibi 2,5 metre kadar zincir çektim. Eğer ki daha küçük yapmak istiyorsanız 2 metre de yeterli. Hani küçük dediğim gibi küçük yapmak istiyorsanız böyle sayı vermemek gerek yok. Sadece dediğim gibi 2,5 metre olasıya kadar zincir çekeleyim. Biraz zor olacak ama zincir boyutu uzun olduğu için. Evet, çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 2,5 metre olasıya kadar zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi tığıma doladım. Geriye doğru zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya bir dolayıp şöyle tım batırdım. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Bir zincir doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Yine 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. 3 defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Evet. Doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir. İkinci zincire batarak trabzan. Böyle. Bir zincir, ikinci zincire batarak trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıranın sonuna, yani zincirin diğer ucuna kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Evet, kusuruma bakmayın, videoda bir kopukluk oldu. O yüzden aynı yerden başlıyorum. 8 zincir çekmiştik en son. Şöyle tığımı çıkartıyorum. Tığımın arkasını geçireceğim arkadaşlar, böyle. Tığımın arkasını geçirdim. Şöyle tığımı doladım. Böyle bu şekilde tutacağız. Böyle tutuyorum parmağımla. Hemen ilk yuvaya giriyorum. 1 fıstık yapar gibi. 2 3 ve 4 sarıyorum. Dilerseniz 3 sarabilirsiniz arkadaşlar. Tutuyorum. Küçülmesin diye ilmekler. 1 2 3 ve 4. Evet, diğerine de 4 sardık. Yine tutuyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 ve 4. Tutuyorum, yine bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Her sardığımızda tutalım ki ilmekler kısalmasın. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben şöyle çevirip üzerini yapmayı göstereceğim.
Böyle arada tığımız dolunca bu şekilde yapalım. Çevirelim. Bakın çevirdim. Kırmızı ipimle şöyle bir zincir çekiyorum. Zincirle birlikte nasıl desem ilmeği buradaki beyaz ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekerken bakın buradaki ipimi de içine alıyorum. Zincir çekerken buradaki ilmeği içinden geçiriyorum. Bakın zincir çekerken bir de beyaz ilmeğin içinden geçireceğiz. Şöyle. Böyle zincir çekerken onu da içinden alıyoruz. Böyle. İpimiz iki katlı olduğu için ilmeklerimiz çift kat böyle iki iki geçirmiş oluyoruz aslında. Şöyle zincir çekerken iki ilmeğimizi alıyoruz. Böyle. Hızlı hızlı yapayım. Sırası önemli değil. Sorun olmaz arkadaşlar. Böyle. Evet, ilmeklerim azaldı, yeterli. Azalınca şöyle buradan bir zincir çekeyim. Şöyle yönünü çeviriyorum. Azalınca yönünü çevirelim. Hepsini tamamen bitirmeyelim çünkü aynı boyutta olması için şöyle tutmamız lazım. Böyle tutuyorum. Yine sıradaki kutucuğa geçiyorum. 4 defa sarıyorum. 2 3 İpim de gelmedi. Evet, 3 4. sardım. Sıradakine geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde her yuvaya 4 defa sararak ilerliyorum. Böyle. Tığım da yeterince dolduktan sonra yönünü çevirelim. Burada bir zincir çekmiştim zincirle. Bu ilmeği alıyorum. Yine zincirle birlikte diğer ilmeği alıyorum. Böyle. Bu şekilde ilerlersiniz. Gayet kolay. Evet, ilmekler azalınca yine beyaz ipimle ilmek saracağım tığıma. Evet, ilmeklerim azaldı bile. Evet, bu şekilde sonuna diğer uca kadar şöyle diğer ucu da bulayım. Evet, ta ki diğer uca yani buraya kadar gelelim. Sonra kutucuklarımızı yapmaya başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi sonuna geldim. Şöyle şurada iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet, ipimizi kestik. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle şuradan köşeden zincirin köşesinden ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, tığıma doladım. Hemen ilk kutuya değil, ikinci kutuya trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. İlk kutuya değil, ikinci kutuya trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. İlk kutucuğa değil, ikinci kutucuğa trabzan yapıyoruz. Evet, böyle. Bir zincir, ilk kutucuğa değil, ikinci kutucuğa trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Böyle bir tane atlıyoruz, ikinciye trabzan yaparak aralarda bir zincir. Sıramızı tamamlayalım, yani sonuna kadar gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5,
6 zincir çekiyorum, çevirdim. Tığıma doladım. Yine ilk kutucuğa değil, ikinci kutucuğa bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir, bir kutucuk atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Bir zincir, yine bir kutucuk atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Bir zincir, bir kutucuk atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Bir zincir, bir kutucuk atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Evet, bu sıramız da bu şekilde ikinci kutucuğa batarak yine trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Evet, böyle. Sıramızı yine tamamlayalım. Evet, bu sıramızı tamamladık. Yine 6 zincir çekiyoruz. Bakın bu şekil oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk kutucuğa değil ikinciye batıyoruz yine. Bir zincir, ikinci kutucuğa batarak trabzan. Bir zincir, ikinci kutucuğa batarak trabzan. Bir zincir, ikinci kutucuğa batıyorum. Evet. Üçüncü sıramız bu. Fırfırdan sonra bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar kaldı. Bu son sıramız arkadaşlar. Yine ben 6 zincir çektim. Yine aynı şekilde ikinci kutucuğa batarak trabzan yapacağız. Doladım. İkinci kutucuğa batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. İkinci kutucuğa batarak trabzan yapıyorum. Dediğim gibi son sıramız yine aynı şekilde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. En son 2 zincir çektim ipimi. Kesiyorum. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi bu kadar kaldı. Şimdi kırmızı ipimi 4 metre kadar kestim. Dilerseniz ipi ikiye katlayıp zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. 4 metre boyutunda böyle kestim. Sonra bu şekil ikiye katladım. Şöyle göstereyim. Bir ucunu şuraya alıyorum. Diğer ucu elimde şöyle dışa doğru yuvarlıyorum. Evet. Burası sabit duracak. Bir ucunu böyle bu şekilde yuvarlayalım. Evet, iyice yuvarlayıp döneceğim. Evet, iyice yuvarladım. Diğer ucunu da elime alıyorum. Şöyle tutuyorum. Böyle eşitleyeceğiz. Evet, şöyle dağıtalım. Tamamdır. Şöyle şuraya düğüm atıyorum. Açılmasın. Diğer tarafına şöyle çengelli iğne geçiriyorum. İpimi alıyorum. Sağ ya da sol tarafın ne tarafı elinize yakınsa şöyle. Evet, şöyle son sıradan. Son sıramızdan alt üst yapacağız böyle bu şekilde. Böyle. Son sıramızdan bu şekilde geçirelim. Evet, hepsini geçirip döneceğim. Evet, geçirdim. İki ucunu da aynı boyuta getirdim. Şöyle düğüm atıyoruz. Evet, böyle içeride düğüm atalım. Tamamdır. Şöyle şeklini verelim.
Evet. Evet. Çengelli iğnemi de çıkardım. Şuradan. Şöyle boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız oradan düğüm atalım. Evet, şuranın da ucuna düğüm atacağım. Diğeri de aynı şekilde. Fazlasını alıyorum. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.